2022 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Ankara'daki ödül törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı. Kültür ve sanat dünyasında ideolojik dayatmalara karşı olduklarını belirtti Erdoğan. Türkiye'nin zengin kültür iklimine yapılan mahalle baskısını reddediyoruz dedi. Sanatı belli kalıplara, belli dayatmalara hapseden ideolojik yaklaşımları kabul etmiyoruz. Özellikle uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tektipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri programında konuştu. Bir toplum kültür ve sanat alanındaki derinliği, zenginliği ve birikimi kadar güçlüdür, vakidir, maruz kaldığı saldırılar karşısında dirençlidir. Savunmada, ekonomide, askeriyede, diplomaside ve diğer alanlarda elde edilen kazanımların kalıcılığı da yine kültür ve sanata bağlıdır. Sanat ve kültür dünyasının mahalle baskısından kurtuldukça zenginleştiğini vurguladı. Sadece sinema, dizi sektörümüzün yurt içinde ve yurt dışında son yıllarda sergilediği başarılara bakmak bile mahalle baskısının ülkemizi nasıl bir çoraklığa, nasıl bir geri kalmışlığa mahkum ettiğini açıkça ortaya koyuyor. Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça inşallah ülke ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yıllık iktidarlarında kültür ve sanatı desteklediklerini söyledi. Bu topraklardan neşet eden ve bize ait olan ne varsa hepsine, ülkemizin kültür ve sanat hayatına değer katan her esere sahip çıkıyoruz. Sanat ve sanatçılarımız arasında asla ayrım yapmadan güzeli, kaliteyi ve başarıyı desteklemenin çabası içindeyiz. Gecede daha sonra ödül takdimine geçildi. Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi kurucusu Kenan Yavuz sahneye 88 yaşındaki annesi Alime Yavuz'la birlikte çıktı. Erdoğan'la yaşlı kadın arasındaki sıcak sohbet davetlileri gülümsetti. Türkiye'ye ne yapmadı ki? Denize köprü kurdu, göge direk dikti, fakirleri elinden tuttu, hastaların elinden tuttu. İlaçlar geldi evin içine. İmam hatipleri kapanmıştı, açtı. Koymadılar ki kete getirelim. Keteyi niye getirmedin ya Kenan Bey? Bayburt'a geldiğimizde seni keteyi de yiyeceğiz, tandır ekmeğini de yiyeceğiz.